Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir de ateşinizi ölçeceğim. 36.2. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Senelin Hanım, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Senin oyun öncesi birkaç soru sormamız gerekiyor. Bu formu doldurabilir misiniz? Hoş geldin sevgili Serenay. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Siz? Lütfen buyur. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sırayla hastalarımızı görmeye çalışıyoruz işte. Evet. Günün yoğunluğunu bitirmeye uğraşıyoruz. Mütemadiyen öyle geçiyor günümüz. Evet. Şimdi ben senin şikayetlerini dinleyeyim. Anlat bakalım bana. Evet, nedir problem? Benim uzun zamandır muzdarip olduğum, yani çocukluğumdan beri bacaklarım, çarpık bacak estetiği olmak istiyorum. Etek ya da dar pantolon giyemiyorum bir şekilde. Hmm. Onun için artık dedim bir adım atmak zorunda hissettim kendim ve araştırmaya başladım. Neler gördün araştırırken? Araştırmamda yani çok fazla sayfa gördüm, çok fazla doktor gördüm ama sizin gibi YouTube'da videolarınıza denk geldim. Ondan sonra dedim ya daha fazla güvenilir hissettim sizi. Hı hı. Ve size yazdım. Instagram sayfasında yazdım. Dönüş aldım çok kısa bir zamanda. Sonra randevu talebi edip buraya görüşmeye geldim. Yol ve zaman sizi buraya kadar getirdi. Evet, gerçekten şey yapamamıştım. Uzun zamandır bir adım atamamıştım. Dedim artık atayım. Bu şekilde bir anda öyle. O zaman biz seni hadi bir muayene edelim. Çünkü evet, bacak estetiğinde uyguladığınız birkaç farklı teknik alternatifler var. Evet. O teknik alternatifleri birlikte değerlendirmemiz lazım. Kararı birlikte oluşturabilmek için. Önce bir muayene edeceğiz. İşte yağ transferi mi yapalım, silikon implant mı yapalım ya da iki yöntemi bir arada mı uygulayalım? Bunun kararını hem muayene bulgularına göre hem de isteklerine göre birlikte oluşturacağız. Hadi gel. Bu muayeneyi yaparken ben oturacağım, sen ayakta tamam duracaksın. Hoş geldiniz. Şöyle. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Heyecan var mı yarınla alakalı? Evet, çokça. O zaman şöyle, biz zaten sizinle telefonda konuştuğumuzda önce bir muayene, sonra opsiyonel olarak bir ameliyat randevusu yeri tutmak için bir planlama evet yapmıştık. Sanırım Ali Hoca'yla da görüştünüz. Görüştük, evet. Kararınız olumlu. Yarınla alakalı ben size bilgi vereyim. Bu gece 12'den itibaren hiçbir şey yiyip içmeyeceksiniz. Yarın saat 7'de hastanede olacaksınız. Kan tahlilleriniz yapılacak. Genel anestezi uzmanı gelecek. Ali Hoca odanıza gelecek. Birkaç çizim yapılacak. Tekrar bir görüşmeniz olacak. Başka bir şey yok bilmeniz gereken. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz sorunuz var mı? Yarınla alakalı. Şu anlık yok. Bütün sorularımı zaten sordum hocaya da. Tamam, ben adres ve konum bilgilerini mesaj üzerinden tamam paylaşacağım sizinle. Yine bir şey olursa gün içerisinde bize de, hocamıza da ulaşabilirsiniz. Hı hı. Şimdiden geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Size geçmiş de olsun. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Şimdi artık bacak fotoğraflarına geçeceğiz. Şimdi yine önce bacaklarımızı birleştiriyoruz ve hafif bir mini etek yapıyoruz. Arka kısmında tutabilirsen, evet.
Çok az daha yukarı olabilir miyiz? Okey. Şimdi biraz aralayalım bacağımızı. Şimdi sırtımızı dönüyoruz. Yine önce birleşik. Şimdi biraz aralıyoruz. Şimdi parmakların ucunda yükselmeni istiyorum. Tamamdır. Şimdi pencereye doğru dön lütfen. Sol ayağın bir adım önde. Sağ ayağın da birazcık geride. Şimdi kapıya doğru dön lütfen. Sağ ayağın bir adım önde. Evet. Tamamdır. Şimdi bunun üzerine çıkmanı rica edeceğim. Ben yaşlı doktor olduğum için belim ağrıyor, eğilemiyorum artık. Sırtını dön lütfen. Yok, sırtını dön. Evet. Bir kademe daha çıkabilir misin? Ben tutuyorum seni, korkma. Düz duralım, evet. Çok az da şu ön kısma yağ vereceğim Serenay. Şimdi gençsin ancak bir süre sonra yaş ilerlediğinde bura çok zayıflayacak. Özellikle şu kemiğin ön yüzü. Bence kadın bacağını kötü gösteren yerlerden birisi de burası. Çok hafif bu yüzeye vereceğim ama çok ince. Oldu mu? Kalınlaştırmayacak bacağını. Şimdi bu çizimlerin bir fotoğrafını çekeceğim ve sana da göstereceğim. Sırtını dönmeni rica ediyorum. Evet, iyiyiz değil mi? Şimdi inebilirsin. Bu kırmızılar yağ vereceğimiz yerler. Maviler yağ alacağımız yerler. Şu an çok aşırı heyecanlıyım ama güzel gidiyor. Evet, çizimlerimi yaptı Doktor Ali Mezda. Şu an güzel, bekliyorum. Yok, şu an herhangi bir soru işareti yok. O zaman hazırız. Evet, hazırım. Serenay, hoş geldin. Dostlar merhabalar. Hastamızdan diz iç bölgesinden şu bu şekilde tümsek gibi çıkıntı çoğu bayanda, çoğu kadında vardır. Kadınlar genelde bunu fark etmezler ama bu bölgenin düz olması daha güzel bir, daha zarif, daha estetik bir bacak görünümü veriyor bize. Bu bölgedeki yağları aldık ve aynı zamanda hastamızda basen bölgesinde bir birikimi vardı. Totalde diz içinden ve basen bölgelerinden 1 litreye yakın bir yağ aldık. Daha fazla da alabilirdik ama bu aldığımız miktar ayrıştırdıktan sonra bize güzel bir dolgu yapabilmemiz için yeterli materyali sağlayacak. Şimdi asistanım ve hemşire arkadaşlar yağları hazırlıyorlar. Ayrıştırma işlemi tamamlandıktan sonra transfer işlemine başlayacağız. Kalemi de alayım kızım. Çizimlerimi tekrar bir yenileyeceğim, üzerinden geçeceğim ve akabinde artık yağ transferine başlıyor olacağız. Kim arkadaştan farklı olarak
Özellikle bu bacakta kemiğin ön yüzüne, yani bacağın ön yüzüne, kemiğin üzerine de dolgu yapmayı çok seviyorum. Çünkü o kemikteki özellikle zayıflayan insanlarda, zayıflayan kadınlarda güneşle vurduğunda o parlayan ince, derinin çok ince görüntüsü bence estetik olarak zarif bir görüntü vermiyor. Bacak güzelliğini negatif etkilediğini düşündüğüm için son herhalde 5-6 yıldır bacak estetiği ameliyatı yaptığım hastaların büyük çoğunluğuna sadece bu iç kısma değil, yani çarpıklığı gidermek için değil, aynı zamanda şu ön yüzeye de yağ transferi yapmayı çok seviyorum. Bu hastamızda orta kısma ve ayak bileğine yağ transferi yapmayacağız. Çünkü bacaklarının daha kalın olmasını istemedik ve ben de önermedim. Daha kaba bir görüntü vermeyelim diye. Bakın asistanım hazırladı, gördüğünüz gibi bu yağlar altın sarısı renginde, herhalde en güzel kıvam böyle tarif edilebilir, altın sarısı. Bunları kullanarak transfer işlemimizi gerçekleştireceğiz. Kanülleri alayım çocuklar. Diz iç kısmına 50 cc yağ vermişim. Ön kısma da 50 cc vermişim. Şimdi diğer bacağı da yaptıktan sonra tekrar bir simetrisine göz atacağım. Belki biraz daha ilave yağ transferi yapabilirim. Niçin? Çünkü bu verdiğimiz yağın ortalama yarısının eriyeceğini öngörüyoruz. Bu yarısı eridikten sonra kalan sağlar bize yetsin diye biraz daha ilave yapabiliriz yağ transferinde. Evet, bizi takip edin lütfen. Evet dostlar, yağ transferini tamamladık. Over koreksiyonlarımızı da tamamladık. Burada diz iç bölgeye, yani tam şu kısma 70 cc, bacağın bu ön kısmına da 60 cc'lik bir yağ transferi yaptık. Biraz önce bahsettiğim gibi bu bölgenin homojen difüz yayılımını sağlayabilmek için bu şekilde kompresif masajlar uygulama esnasında da yapmak gerekiyor. Homojen bir dağılım, düzgün bir dağılım elde edebilmek için. Böylece daha yağ difüz bir dağılım gösterdiği için topaklanma ya da girintili çıkıntılı bir görüntüye neden olmamış olacağız. Serenay, ben geldim. Bu saç bandı niye çıktı bu kadar? Sen dur bakalım şimdi. Elini koy böyle gazlı bezin üstüne. Bu saç bandını biraz böyle aşağı doğru çekelim. Bunu da alalım böyle. Saç bandına hakim ol, oldu mu? Evet, yattığı için uyutarak yapınca oluyor. Nasılsın, iyi misin? Var mı ağrın sizin, herhangi bir problemin? Yok, yani çok hafif olarak hissediyorum. Yağ aldığımız yer mi, yağ verdiğimiz yer mi? Şu an birden. Baktın mı bacağına? Bak. Birden hafif arala. Bak şu düz görüntüyü görebiliyor musun? Şimdi bu iç kısımlarda 70'er cc yağımız var. Şu ön taraflarda 60'er cc yağımız var. Her geçen gün daha da güzel olacak bunlar. İnşallah sen de çok mutlu olacaksın. Daha özgür olacaksın. Ben de onu hemen ediyorum. Şimdi biraz daha seni istirahat ettirelim. Kendini iyi hissedersen birazdan göndereceğim seni. Eğer yok hocam ben kalayım, hemşire arkadaşları çok sevdim, sohbet ederiz dersen bir gece kalacaksın. Ben şimdi bir ameliyata daha gireceğim. Tekrar gelirim. Kararı öğreniriz, beraber oluştururuz. Oldu mu? Teşekkür ederim. Hadi geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun. Eyvallah, hoşça kalın. Serenay, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Biz de iyiyiz. Nasıl geçti bu birkaç günümüz Serenay? Güzeldi. İyiydi. Bir sıkıntım yok çok şükür. Tam 2 hafta mı olmuşuz? 10. ayın 14'ünde ameliyat etmişiz, evet, seni. Evet. Yarın tam 2 hafta oluyor. Var mı bir problemin? Neler yaşadın bu 2 haftada? Bir problemim yok. Sadece ilk 2 gün biraz zorluydu. Hı-hı. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Kulak mı zorluydu, bacak mı zorluydu? İlk 2 gün kulak, yani başım bayağı bandaj bir ağrıyordu. Biraz sıktı galiba. Evet. Onun dışında kulak bir şekilde sıkıntı yapmadı. Bacaklarla aran nasıl? Bacaklar biraz daha zorladı. Ama şimdi şu nasıl, görseli nasıl? Şu an görseli iyi, güzel. Yani hadi gel bir görelim bakalım seni. Tabii. Şu anda henüz daha taytımız var galiba. Evet, üstümde de tayt var. Ben şunu da aynayı bir açayım.
Şimdi bana doğru dönmeni istiyorum önce. Bacaklarını birleştir lütfen. Şimdi sırtını da. Yine birleştir. Hadi şimdi aynaya doğru dön bakalım. Biraz yaklaşır mısın? Tabii. Şimdi ben sana birazdan ameliyat öncesi resimlerini de göstereceğim. Farkındaysan artık bura evet, dümdüz böyle ilerliyor. Morlukların ne durumda? Geçti mi? Yok, hala var. Azalmıştır diye tahmin ediyorum. Bayağı bir azaldılar. Süper. Yağ aldığımız bölgelerde hassasiyetin azaldı mı? Evet, azaldı. Şu an sadece moralıklar biraz şey yapıyor, ağrı bazen yapıyor. Onun için de sıkıntı yok. Hadi gel, ben de sana hafızanı yenileyim. İlk hallerini bir göstereyim. Bakalım sen ne diyeceksin onlara. Evet, çok merakla bekliyorum. Yaklaş lütfen bana. Şöyle. Bu tarafa doğru gel. Bak böyleymişiz. Özellikle bak şu kısımlar tamamen gitmiş artık. Evet. Bacağımızı daha düz görüyoruz. Yani şu görüntü biraz daha lütfen yanlış anlama, futbolcu gibi bir görüntü var. Ama şimdi daha zarif bir görüntü olacak. Bazen hastalar düşünüyorlar. Hem yağ transferi yapılıyor hem bacak nasıl zarif oluyor. Çünkü yağ transferinin bacağı kalınlaştırdığı da bazen düşünülüyor. Esasen o öyle olmuyor. Bacağı biz düz hale getirdiğimizde ve şu ön tarafta kemiğin üzerine örttüğümüzde bacak kalınlaşmadan daha zarif bir görüntü olabiliyor. Bak, basenler de incelmiş artık. Evet, gerçekten. Ne aldığınız yağlar. Artık şu çıkıntılar yok değil mi? Evet, yok. Hatırlamıyordum bile. Gerçekten sanki böyleymişim gibi. Keyfini çıkar. Artık yavaş yavaş korseden kurtarabiliriz seni. Evet. Bir 2-3 gün daha korseyi kullanalım. Ondan sonra korseden de kurtulalım. Tamam. Ben seni şöyle ameliyatından 2 ay sonrası gibi, lütfen buyur. Tamam. Ameliyatının 2 ay sonrası gibi tekrar göreyim ben seni. Tamam. Eğer bir sıkıntı hissedersen her zaman bana ulaşabilirsin. Sormak istediğim bir soru olursa. Ben şimdi sana izle ilgili bir krem yazacağım. Bir sabah bir akşam bu kremi kullanacağız. O bizim yaptığımız o minik kesilerin üzerine. Parmak ucuna mercimek tanesi kadar alacaksın. 30 saniye bastırarak, masaj yaparak kremi yedireceksin. Ve 3-4 ay boyunca da devam edeceğiz bu kreme. Ki izler daha makul hale gelsin, daha kabul edilebilir, daha güzel neticeyle iyileşsin. Spor yapmaya başlamadıysan yavaş yavaş başlayabilirsin. Spora izin var çünkü. Tamam, başlamıştım. 1,5 ay sonra dediğim gibi bir daha göreceğim ben seni. O zaman fotoğraflarını da çekeceğim. Kıyaslama da yapacağız. Evet. Yan yana koyup. Bugün ayın 27'si. Bugün de benim doğum günüm bu arada. Doğumunuz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu kremimiz, artık başlayabilirsin kullanmaya. Dediğim gibi 3-4 ay boyunca da kullanacağız. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ailene saygılarımı ilet lütfen. Tabii ki başlısına. Hadi keyifli günlerde. Havalar bir an önce yaz gelsin. İnşallah. Etek giydirelim sana. İnşallah. Hadi hoşça kal. Ben bayağı uzun yıllardır araştırma yapıyordum. Çünkü liseden beri arkadaşlarım gibi etek, elbise ya da dar pantolon giymiyordum. Ama artık dedim bunun bir çözüm yolu olması lazım. Araştırma yaptım. En sonunda Doktor Emezya'nın videolarına denk geldim ve videolarını izledim. Daha önce bir sürü farklı doktorun sayfalarına girip çıktım ama Doktor Emezya'nın izleye videolarına bir güven duygusu aşıldı. Instagram sayfasını takip etmeye başladım. Kendi sayfasını takip etmeye başladım. Ondan sonra dedim ki neden duruyorum? Gideyim görüşmeye. Görüşmeye geldim, randevu aldım. Güzelce konuştu, her şeyi anlattı bana. Bütün ameliyatta olabilecek ameliyat sürecini, ameliyattan önce ve sonrasıyla ilgili bilgiler verdi. Sonra randevu aldık. Artık ameliyat gününü belirledik. Ondan sonra geldim.
Çok rahattım. Sabah girdim ameliyata. Akşam bir gece kalabilirsin belki dediler ama ben kalmadım. Direkt eve geçtim. Ve çok rahattı ameliyat sürecim. Ameliyat sonrası da biraz tabii ağrı oluyor. Korse giyiyoruz zaten. Korsemle birlikte. Birkaç gün daha son korsem. Ondan sonra çıkaracağım. Şu an görüntüsünden çok çok memnunum. Hatta şu an tight bile giyiyorum artık. İnşallah bundan sonra da bu şekilde elbiseler, etekler giyeceğim. Hiç korkmasınlar. Benim de ilk önce kafamda soru işaretleri vardı ama doktor Remezan'a gelip bir görsünler. Gerçekten kafasında hiçbir şekilde soru işareti bırakmıyor. Çok rahat geçti. Bundan sonra da artık istediğimi giyebileceğim.